Dualar Hazinesi kanalımızdan herkese merhabalar. Kıymetli dostlar, bu videomuzda duanın kabul edilmesi için gereken 6 tane önemli şartı sizlerle paylaşacağız. Tabii ki bu videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Ayrıca videoları beğeniyorsanız beğenebilirsiniz ve videolarla ilgili görüş, düşünce ve fikirlerinizi muhakkak yorum kısmında bizimle paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Şimdi çok fazla vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Duanın kabul edilmesi için şu şartlara riayet edilmesi istenmiştir. Kıymetli dostlar, bu bilgiler sağlam kaynaklardan elde edilen bilgiler. Zaten kaynak kısımları buralarda yer almakta. Ben de bütün videolarda elimden geldiği kadar sahih kaynaklı bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Buna dikkat ediyorum. Şimdi birinci maddemiz, duadan önce tövbe ve istiğfar edilmelidir. Günah işleyen, haramlardan uzak durmayan bir kulun duası kabul edilmeye layık değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisi çok dikkat çekicidir. Allah yolunda seferler yapmış, üstü başı tozlanmış bir adam ellerini semaya kaldırarak "Ya Rabbi, Ya Rabbi" diye yalvarıyor. Oysa yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haramdır. Böyle birisinin duası nasıl kabul olur? Evet, yani büyük günahlardan uzak durmamız gerekiyor. Bu çok önemli duanın kabul edilmesi için. Şöyle bir durum da vardır. Büyük günahlara düştüysek de yine duayla istiğfar ederek kendimizi bir şekilde affettirmeye gayret etmemiz gerekiyor. Şu çok önemlidir. Eski alimlerin dualarında geçen önemli bir metin: "Ya Rabbi, sana hakkıyla kulluk edebilmem için bana yardım et" anlamındaki duaları kaynaklarda çokça geçmiştir ve önemli bir duadır. Çünkü hakkıyla kulluk yapabilmek için yine insanın Allah'a dua etmesi gerekir, Allah'tan yardım istemesi gerekir. Bu duanın kaynağı Müslim gibi önemli hadis kaynaklarında geçmiştir bu hadisin kaynağı. O yüzden haramlara ve büyük günahlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. İkinci maddemiz, duaya Allah'a hamd, peygambere salatü selam ile başlanmalı. Yine salatü selam ve Allah'a hamd ile bitirilmelidir. Fudale bin Ubeyd'den radıyallahu anh rivayete göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte oturmaktayken bir adam geldi. Namaz kıldı ve sonra şöyle dua etti. "Allah'ım, beni bağışla, bana acı." Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey namaz kılan, acele ettin. Namaz kılıp oturduğun vakit Allah'a layık olduğu halde, olduğu şekilde hamd et. Sonra bana salat ve selam et. Sonra da yapacağın duayı yap. Bundan sonra başka biri namaz kıldı. Namazdan sonra Allah'a hamd etti ve peygambere salat ve selam getirdi. Başka bir şey yapmadı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "O kimse, ey namaz kılan kimse, dua et. Duan kabul edilsin" dedi. Evet, zaten birçok sohbetlerin başında, derslerin başında önce Allah'a hamd edilir. Yani Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Daha sonra salat ve selam kısmında ve salat ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Bu cümleyle salat ve selamı da yerine getirmiş oluruz. Bu çok kısa bir metin. Bunları siz internetten de çok rahat bulabilirsiniz. Zaten birçok videolarda da bu dualar var. Yani duamıza başlarken Elhamdülillahi Rabbil Alemin deyip Allah'a hamdimizi belli ediyoruz. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Peygamberimize de salat ve selam getiriyoruz. Bundan sonra da duamıza başlıyoruz. Üçüncü maddemiz, dua içten tevazu ile yalvararak yapılmalıdır. Bu bir ayette şöyle buyurulmuştur. Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin. Çünkü o haddi aşanları sevmez. Evet, yani bazı insanlar
dualarda emir gibi kullanıyorlar. Bize yardım et, şöyle yap, böyle yap. Yani bu tarz söylemlerden uzak durmak lazım. O yüzden Allah'a yalvarırcasına dua etmemiz lazım. Ve içten samimi duygularla yapmak lazım. Dördüncü maddemize geçiyoruz. Israrla dua edilmelidir. Bir mümin ettiği duanın kabul edilmesi hususunda aceleci olmamalıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Sizden herhangi biriniz dua ettim de kabul olunmadı diyerek acele etmediği sürece duası kabul olunur. Bu sebeple duanın arkasından sabırla neticeyi beklemek gerekir. Her zaman duaya devam etmek lazım. Tabii ki yani bir isteğimiz, bir dileğimiz var ve biz dua ediyoruz. Elbette bu duayı her zaman tekrar etmemiz lazım. Aslında o isteğimiz yerine gelene kadar hem fiziki olarak çalışmamız, gayret etmemiz gerekir hem de dua ederek Allah'tan yardım, destek almamız gerekir. Şimdi beşinci maddemize geçiyoruz. Umut ve korku içinde dua edilmelidir. Kur'an'da şöyle buyurulmaktadır. Onlar gerçekten hayır işlerinde yarışırlar. Rahmetimizi umarak ve azabımızdan korkarak bize dua ederlerdi. Onlar bize derin saygı duyan kimselerdi. Enbiya suresinde geçen bir ayet-i kerime bu. Evet, yani korku ve endişe içinde Allah'a dua etmek her zaman çok önemli. Ki ibadetlerimizi de biz korku ve endişe ve aynı zamanda ümit içinde dua ediyoruz. Yani sadece duam kabul olmaz deyip korkmamak lazım. Ama çok da aşırı böyle özgüvenle ya ben dua ettim muhakkak kabul olacak olması gerekir. Böyle de olmamak lazım. Ölçüyü dengede tutmak lazım. Ve ibadetlerimizde, dualarımızda bu çizgiye çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü bu çok hassas bir nokta. Eğer çok fazla ümit içinde olursak o bizi riyaya götürür. Yine yanlışa götürür. O da aslında bir şeytanın vesvesesidir. Mesela çok fazla namazlarını, ibadetlerinde hassas olan bazı insanları şeytan yaptıkları ibadetiyle kandırır. Yani ibadetlerine güvenerek başka insanların daha çok günahkar olduklarını düşünürler. Bu da çok tehlikeli bir durumdur. Allah hepimizi bu durumdan korusun. Altıncı maddemiz, dua ederken zaman seçimine de dikkat edilmelidir. Dua her zaman yapılabilirse de bazı vakitlerde yapılması duanın daha çabuk kabul edilmesini sağlar. Bu vakitlerden biri de seher vaktidir. Allah-u Teala geceleri dua, ibadet ve istiğfar ile meşgul olanları Kur'an-ı Kerim'de övmekte ve şöyle buyurmaktadır. Onlar geceleri az uyurlardı, seher vakitlerinde bağışlanma dilerlerdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, hangi dua daha makbuldur?" diye sorulunca, "Gece yarısı ve farz namazlardan sonra yapılan duadır." cevabını vermiştir. Hani gece teheccüd namazı kılarız. Dolayısıyla bu namazı kıldığımızda da gece bu vakitlerde Allah'a yalvarmamız gerekir. Birçok hadiste bu geçmektedir. Yani gece yarısı yapılan ibadetler, dualar kabule daha yakındır. Çünkü gece yarısı birincisi uykumuzdan fedakarlık yapıyoruz. İkincisi de hiç kimsenin bizi görmediği bir durumda ibadet ediyoruz. Dolayısıyla riyadan da çok uzak bir durumdur bu. Kıymetli dostlar, duanın kabul edilmesi için 6 tane şartı sizlerle paylaştım. Bu bilgiler sağlam kaynaklardan elde ettiğimiz bilgilerdir. Umarım sizin için de çok faydalı olur. Sizler de bildiğiniz bilgileri veya bu konular hakkında fikirlerinizi, düşüncelerinizi yorum kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. Yeni videolarımızdan da haberdar olmak için eğer kanala abone değilseniz abone olarak takipte kalabilirsiniz. Bir de bu videoları beğeniyorsanız paylaşarak başka insanların da istifade etmesini sağlayabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.